insan deposu olan Asya'dan batıya doğru gelen dalgalar en çok Anadolu Yarımadası denilen bu dar ve sıkışık bölgede birbirine karışıyordu. Sümerler ilk gelenlerdi, tekerleği icat ettiler. Ama bu insan karışımı içinde denize varanlar da vardı. Deniz kıyısına varan insan dalgası Minon Gilet uygarlığını yarattı. Ve Akdeniz'de bilinmeyen ufuklara gitmeler, icatlar başladı. Bu nedenle tekneye ve denize ait buluşların hepsi kesinlikle Akdeniz'de başlamıştır. Örneğin Christophe Colomb, Magellan ve diğerleri hep Akdeniz'den doğuya doğru başlayan bu açılışın sonuçlarıdır. Akdeniz'de insana bir açılış isteği veren öyle bir şey var ki. Bu Anadolu üstünde yaşayan bizlere Anadolu uygarlıkları tezini öğretmiş bir düşünce adamıdır. Bir anlamda yazardır, edebiyatçıdır, şairdir, ressamdır ama bana ve birçoklarına göre Halikarnas balıkçısı ta Anadolu'nun derinliklerinden gelen Heraklitos benzeri filozofların son halkalarından bir tanesidir. Yani Halikarnas balıkçısının tezlerinde felsefe de vardır. Yani pozitif felsefe, akılcı felsefe, uygar felsefe, aydınlanmacı felsefe. Halikarnas balıkçısı diyor ki, genelde, evrensel olarak, herhangi bir halk bir toprakta yaşıyorsa, orada bir ulus devlet kurmuşsa, o topraklardan gelip geçmiş olan bütün eski uygarlıkların da mirasçısıdır. O topraklardan gelip geçmiş olan bütün geçmiş kavimlerinde bir sentezidir. O yüzden o halk, o topraklarda yaşayan halk, toprağın altındaki antik değerlerine de sahip çıkmalı. O toprağın altından gelen bütün kültür birikimlerine, bu yazılı olur, sözlü olur, yazısız olur, hepsine de sahiplenip yeni sentezler kurmalıdır. İşte aydınlanma budur. Balıkçıya göre Atina okulu, yani o Sokrates, Platon, Aristoteles üçlüsünün okulu uygarlığı bir yıl, bin yıl yerinde sayılırdı. Bin yıl. Nedir? Neden bunu? Bir takım klasik şeyler sabitleştirdi. Aristoteles'in Ansiklopedisine göre her şey yazıldı. Bundan öncesi yok, bundan sonrası yok. Oysa hemen 70 kilometre yakınımızdaki Efes'te yaşayan Heraklitos, değişmeyen değişmedir diyor, değişerek dinlenir diyor. Pantahorei ki uzemmenei pantahorei diyor. Yani her şey hep akar, hiçbir şey olduğu gibi. Bunları balıkçıdan başka kimseden öğrenmedik ki biz. İyonyalı bilim adamları kendilerine filozof değil, Psilogos diyorlardı. Psisi doğa, logos bilim. Yani doğa bilimi demekti. Thales'a göre psiloglar daha çok maddeye değer veriyorlardı. İyonya düşüncesini temsil eden Klizmanlı, bugünkü Güzelbahçe, İzmir. Anaxagoras, ay bir tanrı değil bir madde parçasıdır. Boşuna tapınıp durmayın dediği için yine Atina'da ölüme mahkum oluyordu. Atina'dan kaçıp paçayı kurtarmasaydı idam edilecekti. Ve Anadolu medeniyetlerini hatırlatıyor. Ve biz 80'lere kadar arkeoloji nedir bilmezdik. Bulunduğumuz topraklardaki hazineyi, değerleri anlamazdık. Biraz Azra Erhat, biraz Sabahattin Eyüboğlu ve tabii ki Cevaş Şakirler sayesinde burada muhteşem hazinelerin üstünde yaşadığımızı, Anadolu'nun büyük bir medeniyet olduğunu kavradık. İyi ki onlar var. İyi ki sürgün edilmiş demek diyesi geliyor Halikarnas balıkçısının Bodrum'a. Çünkü Bodrum bütün Ege'nin özel merkezlerinden biri. Halikarnasos'un bizatihi kendisi. Şimdi oradan Gökova'ya, oradan Kleopatra'ya, o aşağıya Frikya'ya, Likya'ya, bütün o Ege'nin uygarlıklarına uzanabiliyorsun. Ve burada bizatihi eğitim alan Halikarnas balıkçısı yani Cevaş Şakir bunu bize kitaplarına geçirerek, araştırmalarından topluma geçirerek sunmuştur. Bu ülkenin aydınlarının ve kültür insanlarının çok ciddi bir sorunu ola geldi. Hala da bu soru ve sorun çözülebilmiş değil. O da şu. Peki buralardan bize ne? Sorusu farklı kesimden aydınlara sorduğunuzda farklı cevaplar verilen bir şeydir. Ve bu cevaplardan birçoğu içinde suçluluk duygusu taşır. Yani işte Türkler gelmişlerdir Orta Asya'dan, oraları istila etmişlerdir.
oralarda ne varsa ötekilerden kalmadır, onların değildir diye düşünen bir kesim vardır. Efendim meseleye tamamen dini temelde bakıp İslami olman hiçbir şey bizim değildir diyen kesim vardır. Bir de Mavi Anadolucular, Anadolu'nun bir süreklilik olduğunu, kavimlerin gelip gittiğine ve bunların birbiriyle karıştığına ve orada çiçeklenmiş olan bütün kültürlerin aslında bugün bizim sahip çıkmamız gereken kültürler olduğuna yürekten inanırlar. Anadolu ortamında kanın nasıl karışmış olduğunu Herodot ve Thales'in kökenlerine bakarak daha iyi anlayabiliriz. Herodot'un babası Lyksas ile amcası Panyasis her ikisi de özbeöz Karyalıdırlar. Thales ise Herodot'a göre Fenikelidir. Karya dili eski Yunan dilinden ayrıydı. Girit ve başka dillerin bir karışımıydı. Halikarnas balıkçısının gazeteci dostu Mehmet Doğan'a söylediği ve yazdırdığı son satırlar, son tespitleri böyleymiş. Son günlerinde sık sık tekrarladığı bir söz varmış balıkçının. İşte insanlara son sözlerim bunlar. Mehmet Doğan'ın anlattığına göre balıkçının bizlere anlatmak istediği son sözleri, uygarlığın ve bilimin ilk çıktığı yer Anadolu'dur, sahip çıkın. Hey Koca Yurt kitabının tamamlanmasına yardımcı olan Mehmet Doğan, gene aynı kitabın uzun ön sözünü de yazmış. Balıkçı yazılmış, yayınlanmış hiçbir eserin artık bitmiş, bir kenara bırakılması gereken bir şey saymazdı. Biten bir romanın, hikayesinin, düşün eserinin sonunda bir doymamışlık duygusu, bir yeniden ama bu kez daha güzel, daha olgun, daha geniş bir anlatma tutkusu kalırdı onda. Bütün yaşamı boyunca bir tek esere çalıştı sanki. Anadolu. Anadolu insanı ve onun Batı uygarlığının kökeni olarak gösterilmeye çalışılan Helen uygarlığı karşısında savunulması. Şimdi biz ne diyoruz? Bunca yıl kafa patlatmışız. Bir şeyler koymuşuz ortaya. Sen alacaksın, onu kullanacaksın. Benim kafamı kullanacaksın, değil mi ya? Başkası da senden öğrenecek bir şeyler. Hani sen burada doğdun da onun için övüyorsun bu toprakları, bu insanları diyecekler. Ama değil. Haklı bir şey bu. Başka yerde doğmuş olsaydım da yazardım aynı şeyleri. İnsanlığı kurtaracak olan fen kafası burada doğmuş. Şimdi anlatmayacak mıyım ben bunları Anadolu'lu olduğum için? Şadan Gökovalı, balıkçının manevi oğludur. Balıkçıyı tanıdığı günden beri balıkçıdan her konuda ders almış, balıkçının ölümünden sonra da yayımlanmamış bir sürü yazısını kitap haline getirmiştir. Şadan Gökovalı'ya arkadaşım, oğlum desem azdır. Çünkü mevcut insanlar arasında beni temadi ettirecek, daha doğrusu temadi ettirmeye en müsait insan odur. Ölsem, ölüm bana galebe çalmamış olacak. Çünkü Şadan var. Şadancığım, hani de sana burada seslenmek istedim. Ama aklımdan geçen her fikri duygularıma kıyas çok zayıf buldum. Şimdi bile duygularım burada yazdıklarından çok ötedir. Bir de merhaba diyelim. Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı, 18 Haziran 1973 İzmir. Anasının Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bir nottan anlıyoruz ki 1307 tarihinde doğmuş. Bu hesapça 1890 oluyor. 1890 yılının 16 Nisan Perşembesini 17 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece anası İsmet Hanım düşünde Musa peygamberi görmüş. Ve ertesi sabah da nur topu gibi bir çocuk doğurmuş. Çocuğa düşünde gördüğü Musa peygamberden ötürü Musa, amcası Sadrazam Cevat Paşa'dan ötürü Cevat ve babası Şakir Paşa'dan ötürü Şakir denmiş. İşte babamız, atamız, Anadolu'nun avukatı Halikarnas Balıkçısı'nın doğum öyküsü.
Musa Cevaş Şakir 2,5 yaşındayken ailesi Şakir Paşa'nın atanması ile Girit'ten Atina'ya taşındı. Cevaş Şakir 5 yaşına geldiğinde aile Dersaadet'e atandı. Yazgı gene Cevaş Şakir'i denizle burun buruna getirdi. Aile Büyükada'ya yerleşti çünkü. Üç dört yaşında küçük kardeşimle kayıkta oynarken kayıkçı deniz aynasını denize tuttu. Denizaltı alemini görünce tokat yemiş gibi sarsıldım. Cevaş Şakir'in sanatçılığa bulaşması bu yıllarda oldu galiba. Minik ellerine geçirdiği tebeşir, kalem, kiremit ile duvarlarda ve tabanlarda yazmadık, çizmedik yer bırakmıyordu. Cevaş Şakir bazen de resim yapmak için yemek masasının altına kaçıyor, ziyarete gelenlerin ayakları yumuşacık canlı şeye çarpınca irkiliyorlardı. Bu şey Cevaş Şakir'den başkası değildi. Okuma çağı gelince Cevaş Şakir Büyükada'da mahalle mektebine verildi. İlkokulu burada okumuştur. Nedeni de babası ilkokulu burada kurmuştur. Yani burada biliyorsunuz Ekkaliyet dediğimiz Rumların egemen olduğu bir yer, ada. Fakat Türk ilkokulunu Şakir Paşa kuruyor burada ve yerini de hibe ediyor. Aile zaten Osmanlı döneminin son köklü ailelerinden biridir. Şakir Paşa Köşkü diye bir yer vardı. Aşağı yukarı 2 veya 3 dönümlük bir arazi üzerinde kurulmuştu. Cevaş Şakir'in babası Şakir Paşa 1853 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Karahisarlı Albay Asım Kabaağaçlızade'nin oğlu, Sadrazam Cevat Paşa'nın kardeşidir. Amcası ve babasının aile çevresi Cevaş Şakir'in kişiliğini büyük ölçüde etkilemiştir. Çoğu dünya çapında ün yapmış sanatçılar bu aileden yetişmişlerdir. Bir tanesi Füreya Koral vardır, seramikçi. Onun anası. Bir tanesi Aliye Berger, bir tanesi Farunisa Zeyd, ki Şirin devrim filan kızıdır onun. Ondan sonra işte bir de balıkçı abileri. Ne yapalım? Hepsi sanatçı. Hepsi sanatçı. La dove ci più lavora c'è poco arte la fona. Ben başka arayayım şimdi Leonardo'nun şu. Leonardo'nun lafı bu. Nerede çok iş var, süs var, orada hastalık var. Bunları fark etmiş, yakalamış. Tabii genlerin getirdiği var ama müthiş eklemiş ona. Müthiş bir sentez yeteneği bulmuş. Bunu öğrettiği zaman ama bunu Herodot yazıyor. Ya Herodot'un hatta Homer'in sansür edildiğinin farkında balıkçı baba. Beraber bir şeye bakıp onu tarif edebilmek lazım. Bir şeyi tarif edebilmek için sanatçıya ihtiyacımız var. Kültüre ihtiyacımız var. Kendi toprağımızdan gelen kültürümüzü bilmeye ihtiyacımız var. Yoksa hep savaşırız. Ve bu üzerinde durduğumuz toprakların bize ait midir, değil midir? Yani ben bu topraktan gelmiş geçmiş bir insandan bir şey taşıyor muyum? Ben onun müziğini taşıyor muyum? Resmini taşıyor muyum? Romanını taşıyor muyum? Destanını taşıyor muyum? Şiirini, edebiyatını nesiyse bunları taşıyor muyum? Bunları biliyor muyum? Eğer bilmezsem ha babam dövüşürüm. Ha babam bu toprağı bilmeden ele geçirmeye çalışırım. Cevaş Şakir ilkokul döneminde İngilizce dersler almaya başlamıştı. Öyle ki Robert Kolej hazırlık sınıfını atlayarak geçti. Robert Kolej'deki ortaokul ve lise yılları Cevaş Şakir'in kendini iyiden iyiye okuma ve çeviriye verdiği dönemdir. Bu işe öylesine sardırmıştı ki sonunda Cevaş Şakir'in kitaplığa girmesi yasaklandı. Cevaş Şakir de dilediği kitapları arkadaşlarına aldırıp okumak zorunda kaldı. Öğrencilerin gece belli saatlerde yatmaları gerekiyordu. Cevaş Şakir öteki öğrenciler gibi uyumak yerine battaniyenin altına gömülüp cep feneriyle çeviriler yaptı, kitaplarını okudu.
Başta İngilizceden çeviriler olmak üzere Cevat Şakir'in ilk yazıları daha Robert Kolej'deyken yayımlanmaya başladı. Çeşitli gazetelere karikatürler çiziyordu. Artık sanat onun için vazgeçilmez olmuştu bile. Uzun açıklamak lazım. Narteks bir bitkidir bu. Bir ucunu yakarsan 4-5 saat ateş sürer. Güneşten Prometheus ateşi onunla çalıp insan ağlamaya düşer. Bu yüzden nerede narteks varsa orada bir antik yerleşme var derdi balıkçı. Kitapların dışında. Arkeolojik kazıya sondaja gerek yok derdi. Homeros'tan sonra kimi severdi derseniz, bakın bu lafı da öğrensek ne kadar iyi olur. O testoetes arkeos dosofias. Anladığınız gibi bu söz o bütün eski bilgelerin adası demektir. Aristoteles bu sözü Thales için söylemiştir. Thales bilimin babasıdır. İzmir'in 140-120 kilometre yakınında Söke'de yaşamıştır. Ve sadece bilimin değil arkeolojinin işte onun dışında astronominin, matematiğin, geometrinin falan babası sayılır. O kadar ki o zaman da söylenen bir söz vardı. Dünyada bir kilogram akıl varsa yarım kilogramı Thales'tedir diye. Thales'in güneş tutulması ile ilgili müthiş buluşunu onun kadar bir Herodot anlatmıştır güzel. Bir de balıkçının kendisi. Der ki orada kısaca işte dört mavi limanlı bir Anadolu kenti olan Miletos'ta ak saçlı, nur yüzlü bir adam melenkeç ağacından çatılmış bank üzerine oturmuş gülümsüyordu. O sırada yaklaşan bir başka milletli, ne o Thales dedi, niye gülümsüyorsun? Yine geçen seneki gibi zeytinhaneleri sıkıma evlerini mi kiraladın? Yoktu dedi Thales, ben güneş tutulmasını hesapladım. O nedenle sevinçliyim. Bu dediği İsa'dan önce 585 yılının 28 Mayıs'ındaki güneş tutulmasıdır. Bu yine balıkçıya göre insan aklının önceden saptadığı ilk doğa olayıdır. Sadece güneş tutulması değil. Bu insan aklının balıkçıya göre öyle kuvvetli bir kafa vuruşudur ki bu vuruşla Olimpos'ta üzerindeki tanrı sarayları da sarsılır, geçer gider. Ve balıkçıya göre yine sıfır tarihi diye bir tarih yoktur. Onun hiçbir önemi yoktur. İnsanlık için bir tarih gerekiyorsa İsa'dan önce 585 yılının 28 Mayıs olma gerekir. Çünkü bu tarihte mitoloji yerini bilime bırakmaya başlamıştır. Günümüzde astronomiye, fene, bilime kafa yoranlar biz Thales'in yurttaşıyız diyorlar. 11 Ağustos 1999'da büyük deprem, güneş tutulması olduğu zaman ben de tabii hiç durmadım. Yemedim, içmedim. Çorum'a gittim. Oradan iyi seyrediyordu. Ve dedik ki ya iyi ki Anadolu'yuz. İyi ki Thales bunu hesapladı. Yoksa biz teneke çalacaktık hala güneş tutulduğu zaman veya ay tutulduğu zaman. Bunu yapmayı Thales'e borçluyuz ama Thales'in değerini bilmeye de Halikarnas balıkçısı denen anıt adama, anıtsal adama, dil adamına yani gönül ve dil adamına, sevgi adamına borçluyuz. Bir keresinde hava gene bozuktu. Kartal'a geçtik. Özel bir kayık tuttuk. Adamlar 8 altın istediler. Ben evet dedim. Denizle ve ölümle pençeleşe pençeleşe adaya vardık. 8 altın demek 4 genç subayın maaşı demekti. Babamla annem bu olay yüzünden öyle bir kavga etti ki olay boşanmaya kadar gitti. Birkaç gün sonra toparlandılar ama bende çok iz bırakan bu kavga bütün yaşamımda canlı kaldı. Belki de babamla o gece koptuk birbirimizden. Robert Kolej'i ilk mezunlarından biri olarak ve pek iyi dereceyle bitirdi. Kendisi, kendisini bildi bileli denizci olmak istiyordu. Ailesinin özellikle babası Şakir Paşa'nın ısrarı üzerine Oxford'a yollandı. Oxford Üniversitesi'nin Yakın Çağlar Tarihi bölümünü seçti. Üniversite yıllarının bilgi birikiminin zenginleşmesinde sınırsız etkisi olduğu gerçektir. Cevat Şakir, Oxford'un kitaplığına bir dadanmış, pir dadanmıştır. Üstelik bu 4 yıl boyunca Avrupa'da kültürü kaynağından izlediği dönemdir.
Dolayısıyla onun Anadolu medeniyetlerini, Anadolu'da ondan önce yaşamış, binlerce yıldır yaşayan insanlarla olan ortak bağlarına yönelmesi aslında çok şaşırtıcı değil. Onun entelektüel gelişiminin bir sonucu, bir parçası. Ki tabii o dönem, onun yaşadığı dönemde, ki bugün bile aynı şeyler söz konusu. İşte büyük çalkantılar, değişimler, bütün bunların getirdiği, bütün herkesin getirdiği bir belirsizlik, ayağının altından o halı çekilme hissine karşılık var olduğu coğrafyaya sıkı sıkıya bağlanmak, o coğrafyayı kavramak, bütün bunları düşündüğüm zaman aslında daha iyi anlayabiliyorum ne demek istediğini. Oxford'da yakın çağda tarih okumuştum. Asıl öğrendiğim özgürlük ve uygarlıktı. Çöken bir imparatorluğun özgür ve uygar dünyadan kopuşunu, dışarıdaki öğrenim yıllarım sırasında utançla karışık bir acıma duygusu ile izlemiştim. Dönüşümde herkes beni düşüncelerimle değil, giyimim, kuşamımla ilginç bulmuşlardı. Şakir Paşa'nın Oxford'da okumuş oğlunun şıklığıydı konu olan. Çok okuyan bir insan. Bir defa çocukluğu Atina'da geçti bunun, biliyorsunuz. Babasının görevinden dolayı. Rumcayı çok güzel konuşuyor. Adada zaten Rumlarla beraber büyüyor. İngilizceyi konuşuyor, Farsçayı konuşuyor, Fransızcayı konuşuyor, İtalyancayı konuşuyor. Çok konuşan, çok dil konuşan ve çok okuyan bir insanın bir dünya görüşünün de geniş olması gayet doğal. Ve düşününüz ki gelemediği, çocukluğunun yaşadığı bir büyük adayı aslında Bodrum'da yaşatmıştır. Olaya bir de böyle bakın. Ada onun gözünde tütmüştür. Ama adaya gelmek istememiştir. Eskisiyle olan bağını bıçak gibi kesip atmıştır. Yeni bir ada yaratmıştır bana göre Bodrum'da. Bodrum aslında onun büyük adasıdır. Oxford'un şık çocuğu Cavaş Şakir artık ülkesindeydi. Oxford'da öğretilen dersleriyle dalga geçen Cavaş Şakir, 4 yılda öğrettiğiniz saçmalıkları unutmak için bir 4 yıl daha lazım derken, Oxford ve Avrupa kütüphanelerinden kendi araştırmaları sonucu öğrendikleri gene kendi yurttaşları olan bilim adamları ve filozoflardı. En büyük kahramanlarından Thales'i Oxford'da keşfetmiş, Helen uygarlığı denen Yunan mitolojisinin ne kadar yetersiz olduğunu, Helen kahramanı olarak sahip çıkılan düşünürlerin hepsinin Anadolulu olduğunu öğrenince Helenizm kültürü ve tarihini abluk altına almıştı. Anadolu'da kurulmuş uygarlıkların, özellikle bunların dayanağı olarak ileri sürülen Yunan uygarlığının Yunanistan'da başlamayıp bizzat Anadolu'da başladığını ve daha sonradan Yunanistan'a geçtiğini savunuyor Halikarnas balıkçısı. Bunu da Thales'in varlığıyla kanıtlıyor. Şu tezi ileri sürüyor Halikarnas balıkçısı. Diyor ki Yunan uygarlığı kesinlikle Anadolu uygarlığının takipçisidir, öncüsü değildir. Öncüsü olamaz çünkü Yunan uygarlığı Anadolu uygarlığı kadar eski değildir. Tarihe baktığımızda 500 yıllık bir uygarlık bu kadar derin bir kültürü yaratamaz diyor. Anadolulu düşünürler maddenin en ufak parçasına daha fazla bölünemez anlamına gelen atom dediler. Onun için Anadolu düşünürlere atomist, yani atomcular denilir. Thales, Anaximandros, Anaximenes, Leucippus, Ekoetos, Miletosludurlar. Heraklitos Efeslidir. Oxford yıllarından sonra yurda dönen Cavaş Şakir, 1910 yılından sonra kendini tümüyle gazeteciliğe verdi. Çeviriler yapıyor, karikatürler çiziyor, çizgi romanlar, dergi kapakları çiziyor, tasarlıyor, öyküler yazıyordu. Cavaş Şakir, resim üzerine yoğunlaştığı bu yıllarda karikatürü ve mizahı da yazılarında, çizimlerinde kullanmakta gecikmedi. Ona göre dünyanın en komik insanı olan Diyojen'in, Yunan mitolojisine inananlarla dalga geçmek için gündüz gözü lamba ile adam aramasına hayran olan Cavaş Şakir, Diyojen ve Nasreddin Hoca nükteleri ile etrafındakileri çok güldürürdü. Dünyada gösteriş düşmanı bir adam varsa o da Diyojen'dir. Ne yapsın? İnsandı.
İnsan olunca da duruşu ve davranışı ile ne kadar poz olmamaya çalışsa pozsuzluğu poz olur. Zavallı Diyojen, pozdan soyunma çabası ile anadan doğma kaldığı halde çıplaklığı bile poz oldu. Büyük İskender, Diyojen'in önünde durup kendisinden ne ihsan istediğini sormuş. Diyojen, gölge etme, başka ihsan istemem demiş. İskender bu karşılık üzerine, İskender olmasaydım Diyojen olmak isterdim demiş. Gösterişin alası İskender'in cevabındadır. Gerçekten o bize üstüne bastığımız toprağın ne olduğunu, orada neler yaşandığını öğretti. Nasıl öğrendi? Oxford'da diyor bana öğrettiklerini unutmak için bir 4 yıl daha harcamam gerekti falan diyor ama oranın zengin kütüphanesinden beslenmişti. Bence en önemlisi balıkçının bilinenler arasında bir kıyaslama yapabilmesi idi. Ben rehber kursundayken 1965 yılında gelir gelir anlatırdım balıkçıya öğrendiklerimi. Ve bana derdi ki al şuradan Lemperier'in klasikal sözcüğünü veya al şuradan Oxford'un Companion for Classical Literature gibi kitaplarını bak orada derdi. Bakardım ki bana öğretilenler kronolojik bakımdan imkansız. Akdeniz, etnik ve başka bakımlardan dünyanın 6. kıtası sayılabilir. Coğrafyacılar keyfi olarak büyük kara parçalarını şurası Avrupa, burası Asya diye kıtalara ayırmışlardır. Böylece 3 kıta Akdeniz'i kıyılamış oluyor. Akdeniz'deki kıyılar Avrupa, Asya ve Afrika değildir. Akdeniz'dir. Akdeniz suları gibi akıcı ve masmavi bir insanoğlu tarihidir. Bundan dolayı ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir sözleri askerce bir emirden öte derin bir anlam taşır. Anadolu Asya değil Akdeniz'dir. Bu kitapta anlatılan adamlar buralı değil de Sözge'nin Patagonyalı olsaydı haklarında yazılan yine burada yazılanlar olacaktı diyor. Ben onları Anadolu için tuttum demiyorum. Onlar olduğu için Anadolu büyük. Yani sen demin söylediğin Talesler, Anaxagoraslar. Şeye karşı mı? Karışımda Orta Asya'dan gelenlerle olabilir. Şimdi onun için şunu der. Yani hangi konuda düşünüyorsan bana sorabilirsin. Süpürgeyle süpürsen diyor, tahta aralarına kaçar gene toz diyor. O yüzden diyor, geldi orada bin atlıyla falan şeydir. Zaten 1071'den önce var Türkiye'de. Anadolu'da şeyler. Türkler. O yüzden Alparslan'ın ordusuna falan geçiyor. Peçenekler. Fakat kaynaştılar diyor. Bir nesli, bir ırkı tümüyle yok etmediler diyor. Sonuçta biz Orta Asya'dan gelenlerle buradaki mevzularla kaynaştık. Kesinlikle. İyi mi oldu, kötü mü oldu? İyi oldu. Tabii uygarlık ve evrim bir çiçek şeyi çok sever, karışımı. Can Yücel diyor ne kadar kötü kokarsa o kadar iyi diye. Bu da ne kadar çok karışırsa o kadar iyi. Cevaş Şakir 21 yaşına gelmiş, yurt dışında evlendiği ilk eşi İtalyan Agnezia ile Büyükada'da Şakir Paşa konağında yaşamaktadır. Amcasının sadrazamlıktan sorunlu bir şekilde istifa etmesi üzerine, babası da ağabeysine yapılan haksızlık nedeniyle mesleğine son vermiş, Afyon'daki çiftliğin uzun süredir bekleyen işlerini yapmak üzere oğulları Suat ve Cevaş Şakir'i de alarak Afyon'daki çiftliğe gitmiştir. Şakir Paşa'nın planı bundan sonra ailesiyle Afyon'da çiftlikte yaşamaktır. Cevaş Şakir 1911 yılında Afyon'daki babasına ait çiftlikte babasını öldürdüğü iddiası ile tutuklanır ve idama mahkum olur. İddiaya göre Cevaş Şakir ve babası bir odada tartışmış, sonra da Şakir Paşa elindeki silahı başına dayanmış şekilde ölü olarak bulunmuş, olaya intihar süsü vermek istenmiştir. İddialardan bir tanesi de Şakir Paşa'nın gelini Agnezia ile yaşadığı ya da zorla yaşamak istediği bir ilişkiden dolayı Cevaş Şakir'in babasını öldürdüğüdür. Bu olayda cinayetin neden işlendiği kadar nasıl işlendiği de cinayeti duyan herkesce en büyük merak konusudur.
Nebil Özgen Türk olaydan hemen hemen 100 yıl sonra aileye en yakın iki kişiyle görüşmüş ve gazetesinde haberini yapmıştır. Ben 2000 yılında tanıştım ana oğulla. Hüzünlüydüler. Aslında önce tereddüt ettiler röportaj konusunda. Ben biraz da mayın tarlasına girdim bazı sorularımla. Açıkçası o 1910'da yaşanan o trajik olayı sordum. O olayla ilgili babasının ona anlattıklarını ya da Hamidiye Hanım'a anlatılanı sordum. Böyle biraz özel durumlar anlatıldı. Benim ama şu fotoğrafı hiç unutmuyorum. Kırıktılar, yalnızdılar, onlar da kedersizdiler. Ve mütevazı dedikleri, yani tevazu sahibiydiler ayrıca. Özellikle Sina Bey bir felsefeciye yakışan bir edayla vakar dedikleri efendilikle davet etmişti evine beni. Babasıyla müthiş bir arkadaşlığı oluşmamış, olmamış. O zaman da ölümüne yakında. Bu yüzden böyle çok sahiplendiğini hatırlamıyorum. Ama reddettiğini ya da öfke duyduğunu da hiç görmedim, hissetmedim. Benim kanaatim mi soruyorsun her şeyden önce? Az çok eğer şeyi okudunsa, yani Cevat Şakir'in kim olduğunu eğer iyi okudunsa, okuyabildinse, bir kere asi tabiatlı bir çocuk olduğunu bilmen lazım. Ve ailenin ilk çocuğu ve biraz şımartılarak büyümüş bir çocuk. Şöyle ki, okulunu, ilkokulu burada okuduktan sonra Robert Kolej'e gittiği zaman bile hafta sonu adaya geleceği zaman, ki o zaman hafta sonu biliyorsun cuma günleri, bir lodoslu havada gelemeyeceğini, vapurların çalışmadığını duyduğu halde annesi İsmet Hanım kalkıyor buradan, büyük paralar sarf ederek motor tutuyor, gidiyor alıyor getiriyor. Şimdi böyle bir çocuk şımarık büyümüş. Ve bu çocuk sonradan biliyorsunuz Oxford'a gidiyor. Oxford'da öğretimini tam bitirmiyor bile. Sonradan bitirdi mi onu da bilmiyorum. Bitirdi diye yazıyorlar. Bir şehadetnamesinin elinde olduğu söyleniyor. Hatta şapkasının içinde saklarmış bunu. Mavi Sürgün kitabında da bu şekilde geçer. Ve orada tanıdığı bir İtalyan kızıyla da evleniyor biliyorsun. Masrafları çok ağır. Çok aşırı masraf yapan bir çocuk. Sonradan babasıyla bir münakaşaya giriyor. Şimdi kendi savunmasına göre babasının gelin hanıma sarktığı şeklindedir. Aile bunu kabul etmiyor. Aile reddediyor. Bu aile arasında sır diye kalmıştır. Fakat şunu da kabul ediniz ki baba bu masraflardan dolayı bunalmıştır. İsteklerine belki cevap veremiyor olabilir. Ve yaşını başını almış, biraz da bunamış bir adamın genç bir kadına cinsel bir tacizde bulunacağını ben kabul etmiyorum. Babam babasını yani dedemi öldürdüğünü itiraf etmeseydi sonsuza kadar kimse bilmeyecekti. Hele öyle üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra kimse bu olayı hatırlamayacaktı. Cevat Şakir'in babası intihar etmiş denecekti o kadar. Ama itiraf etti. Nedeni de babam doğrudan doğruya yalancı bir yazar olarak ölmek istemedi. Yaşamdan bu şekilde ayrılmak istemedi. Hayatı boyunca hiç konuşmak istemediği bu konuda Cevat Şakir, Azra Erat'a yazdığı bir mektupta önce değişik konulardan bahseder. Sonra da babası Şakir Paşa'yı öldürme meselesine girer ve şunları anlatır. Gelelim öldüren geceye. Eh canım canım, münakaşa pek karışık konular üzerindeydi ve pek şiddetliydi. Babam çiftlikte bir suikastten korktuğu için yanında her zaman değişik silahlar bulundururdu. Evvela zengin bir adam, sonra asker. Münakaşa öyle bir yere vardı ki üzerime ateş etti. Ben rastgele oradaki bir tabancayı alarak ama onun elinin tabancaya gidişini yüzünden okudum. Ona doğru nişan almadan rastgele ateş ettim. İlk onunki, sonra benimki. Aynı zamanda gibi bir şey. Bu münakaşa götürmez. Yoksa ölen ben olurdum. Hayır, o öldü. Ben de ölümden beter mahvoldum. O kurtuldu. Korkunç bir acı duydum ama vicdan azabı duymadım. Ondan daha korkunç bir şey oldu. Kendi kendime olan güvenimi kaybettim.
Yani kendimi o gün bugün yalan sayıyorum. Beni methettikleri zaman kızarım. Babam önceden de belirttiğim gibi bir sanatçıdır. Bu sanatçı kişiliğinin yönetimi altında bir yazar, tarihçi ve düşünce adamıdır. Hal böyleyken onunla ilgili sohbetlerde ve yazılarda genellikle bunlar üstünde üstün körü şöyle bir dolaştıktan sonra söz dönüp dolaşıp gençliğindeki trajik olaya gelip dayandırılır. Sanki Cevat Şakir bunca yapıtı boşuna yazmıştır. 83 yıllık çabası, didişmesi, çalışkanlığı nafiledir. Kalk git birini vur, hemen ilginç ol, ünlü ol. Bu büyük bir haksızlıktır. Cevat Şakir babası Şakir Paşa'yı neden öldürmüş olabilir? Sina Bey bu konuda çeşitli iddialar ortaya atıldığını ve hiçbirinin sağlıklı bir temele dayanmadığını iddia eder. Bu dedikodu ve söylentilerde en önemlisi, dedem Şakir Paşa'nın babamın birinci eşi Agnesia ile ilişkisinden dolayı öldürmüş olabileceğiydi. Bu iddia kesinlikle doğru değildir. Birinci olarak dar ağacının gölgesindeki babamın böyle bir nedene can simidi gibi sarılacağı kesindir. Oysa ne babam ne de bir başkası tarafından bu olayın sözü bile edilmemiştir. Babam bütün gücüyle babasının intihar ettiğini ileri sürmüştür bütün duruşmalar boyunca. İkinci olarak kayınpederiyle ilişkisi varsayılan Agnesia, 2 yıl kadar kocasının yakınında olmak için tanıdık bir Afyon köyünde yaşamıştır. Yoksa böyle bir özveri de neden bulunsun? Üçüncü olarak da babam cezaevinde yatarken 3 yıl boyunca yüzlerce mektup yazıp durmuştur Agnesia'ya. Babam gibi yaşama karşı en büyük istifaları gösteren bir kişilik, niçin kendini böyle kanlı bir serüvene gönderen, kendini ihanet etmiş bir kadına böylesine bir tutku ile bağlı kalıp da 3 yıl boyunca mektup yazsın? Ayrıca böyle bir olay olsaydı, babaannem mahkemeye başvurmaz, en sevdiği oğlunun ipe götürülüşüne sakin sakin seyirci kalır mıydı? Cevat bana bu olaydan sadece bir kez söz etti. Ben o günden bugüne inanmadım Cevat'ın cinayet işlediğine. Hatta size bir şey anlatayım. İstanbul'da otururken bir gün yüzü sapsarı eve geldi. Yolda bir tramvay kazası görmüş. İhtiyar bir adam ezilmiş. Bütün gün içi bulandı ve kustu. Çok tedirgindi. Bana dedi ki, ya Hamidiye, yabancı bir insan için bu kadar tedirgin olan insan nasıl olur da babasına kıyar? Bu olacak iş mi? Cevat'ın o anlatışını ve üzüntüsünü yakından gördüğüm için hiçbir zaman babasını öldürdüğüne inanmıyorum. Cevat Şakir Osmanlı aydınıdır aslında önce. 1890 doğumlu ve Avrupalarda eğitim görmüş Şakir Paşa'nın oğlu. Ama büyük acılardan geçmiş. Aile öykülerinde de büyük acılar var, trajik öyküler var. Hepimizin bildiği gibi yaşam öykülerinde okuduğumuz gibi aile içinde büyük bir trajik olay yaşadıktan sonra savaş yıllarına geçer Türkiye. Unutulur gider o acılı an, gün. Babası öldürülmüştür. Kendisi bu konuda bir anlamda töhmet altında bırakılmıştır. Harun'cum, bu olay yıllar önce olmuş bir olay. Çok sevdiğim iki insanı ilgilendiriyor. Biri dedem, biri babam. Bu konu benim çok, her zaman çok hassasım bu konuda. Ve de insanların yorum yapmamasından yanayım bu konuyu. Çünkü babam söyleyeceğini zaten kendisi söylemiş. Azra Erhat'a yazdığı mektupta. Onunla kalmadı bana sorarsan. Çünkü hakikaten ben de kendim de inceledim. Dediğim gibi babama hiçbir zaman bir şey sormadık. Çünkü babam çok hassas bir insandı ve bu konu hiç aklımıza bile gelmedi sormak. Bizim için yoktu o konu. Yoktu. İşte bazı kişiler bunu magazinsel bir olay olarak kullanmaya çalıştılar. Halikarnas Balıkçısı magazinsel bir insan değildir. Değildir, bunun farkına varmaları lazım. Herkesin bunu bilmesi lazım. Benim kuzenim de dahil, herkes de dahil. Ve ben bu olayı konuşacak çağa geldiğim zaman, yaşa geldiğim zaman hepsine sordum. Bütün halalarımla, çok yakın olduğum Hakkıya halamla, Suat amcamla, Fahrinsa halamla, Aliye halamla, Füreyya ablayla
Hepsiyle konuşmaya çalıştım. Hiçbir tanesinin doğru dürüst bildiği bir şey yoktu. Bana hiçbirisi cevap veremedi bu konuda. Onun için ben de bu konunun açılmasından yana değilim. Çünkü dediğim gibi 100 seneden fazla bir süre geçmiş. Çok hürmet ettiğim insanlar, çok sıkı sıkı, sımsıcak duygular taşıdığım insanlar ikisi de. Ve ikisi de yok artık.